Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Ukrayna'nın uzun süredir beklediği F-16 adımı sonunda atıldı. Amerika'nın onayıyla birlikte toplam 42 adet F-16 Ukrayna'ya verilecek. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski geçtiğimiz gün Hollanda'ya gitti ve Hollanda Başbakanı'yla bir F-16 üssünde bir araya geldi. Uçakları inceledi ve Ukraynalı pilotların eğitime başladıkları açıklaması geldi. Peki F-16'lar Ukrayna Savaşı'nda dengeleri değiştirebilir mi? Hemen bir etkisi olabilir mi ve Ukrayna'ya nasıl bir katkıda bulunabilir? Bu videoda birlikte bu konuyu inceleyeceğiz. Videomuza önce isterseniz Ukrayna'ya verilecek F-16'ların durumlarıyla ilgili bir bakış sunalım. Bu uçaklar ne zaman envantere girdi, bu konuya bakalım. Aslında hem Hollanda hem de Danimarka Avrupa'daki ilk F-16 kullanıcılarından biri. İki ülke uzun yıllar F-104'leri kullandıktan sonra F-16 projesine dahil oldular ve F-16 ile birlikte hava kuvvetlerine 1970'lerin sonunda modernize etme kararı adımı attılar. Halen iki ülkenin de F-16 değişimi F-35 ile gerçekleştiriliyor. Verilen uçaklar F-16'ların A modelleri idi. A modeli tek kişilik, B modeli ise iki kişilik. O dönem bu uçaklar Blok 15 olarak adlandırılıyordu ve arkasından ilerleyen yıllarda bu uçaklara bir modernizasyon uygulanmaya başladı. Bu uçaklara uygulanan modernizasyon MLU olarak adlandırılan, orta yaş yani uçağın gövde ömrünü uzatan, aviyonik elektronik sistemlerini, kokpitlerini modernize eden bir çok ciddi bir modernizasyondu. Bu modernizasyonla birlikte bu uçaklar Blok 20 MLU olarak adlandırılmaya başladılar ve F-16'ların F-16 AM-BM olarak envanterdeki yerini almaya başladı. Peki uçağa genel hatlarıyla neler kuruldu? Böyle her türlü detaya girmeden bazı genel özellikleri anlatmak gerekirse, örneğin uçaktaki AN-APG-22 olarak adlandırılan radar yenilenmesi gerçekleştirildi ve bu radarla birlikte uçak aynı anda 10 hava hedefini takip edebilecek kapasiteye geldi. Bu radarla da birlikte tabii ki AIM-9, AIM-120, AMRAAM gibi hava hava füzelerinin yeni versiyonlarında F-16 AMBM kullanmaya başladı. Bu çok çok önemli. Bu modernizasyonla birlikte uçağın sensörleri konusundaki yenilemeler gerçekleştirildi, yazılımları güncellendi. Uçağın kokpiti yenilendi. Buradaki ekranlar eski, biraz daha kadranlı olan, o saat gibi kadranlı olan ekranlar dijitallerle değiştirildi. Ve uçak günümüzde F-16'ların Blok 50 standartlarına yakın hale getirilmiş durumda. Tabii ki kullanım ömürlerinin yavaş yavaş sonlarına geliyor ve hem Hollanda hem de Danimarka'da biraz önce de belirttiğim gibi F-35'lerle bu filoyu yenileme konusunda adım atmış durumdalar. Uçaklara baktığımız zaman tabii ki Hollanda ve Danimarka çok aktif olarak kullanmıyor uçaklarını. Yani bir savaş ortamı değil, en fazla NATO operasyonlarına destek veriyorlar. Gelen bilgiler yaklaşık Hollanda uçaklarının, özellikle verilecek olan uçakların uzun süredir uçmadığı, Ukrayna'ya teslimat öncesinde ciddi bir bakımdan geçirilmesi ve tekrar uçabilir hale getirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Tabii bunlar da bu dönem içerisinde neler yapılacak, neler edilecek, bunlar için de önemli adımları teşkil ediyor. Peki soru cevap şeklinde bu uçaklar Ukraynalılar tarafından kullanılabilir mi? Avantajları neler, dezavantajları neler, bunlara bakmak lazım. F-16 sonuçta 1970'lerde ortaya çıksa bile Türk Hava Kuvvetleri'ne 1980'lerin ikinci yarısında envantere girmesiyle birlikte gerçekten çok elektronik uçak, yüksek özelliklere sahip uçak. Bir kere bu uçağı kullanmak için hem pilotların hem teknik ekibin iyi derece İngilizce bilmesi gerekiyor. Ukrayna pilotlarında İngilizce bilen sayısı az. Ve bu pilotlar bir yandan da yoğun olarak şu anda harekatta görev yapıyorlar. Mevcut işte elde kalmış Su-25, MiG-23 gibi uçaklarda görev yapıyor. Bunların ön hattan çekilip en az 6 ay boyunca bu uçaklara intibak etmeleri gerekiyor. Eldeki az sayıda Ukraynalı İngilizce bilen pilot, bunların sayılarının 6 ile 9 arasında olduğu ifade ediliyor. Eğitim muhtemel Hollanda tarafından verilecek ve hızlı bir eğitimle birlikte bu uçağa intibak edecekler. Ama pilotlar tecrübeli olmalarına rağmen sürekli Doğu bloğu kafasıyla, felsefesiyle yapılmış uçakta uçmaları F-16'lara intibaklarını çok hızlı yapmayacak. Burada geçiş döneminde
Buna intibak etmek, uçağı anlamak, performansını anlamak çok çok önemli. Bir taraftan da F-16 çok yüksek performansa sahip bir uçak. Bu yüksek performansta dikkatli olunması gerekiyor. Blockout olarak adlandırılan işte herhangi bir göz kararması, yüksek G çekerken hava manevralarında bunları bu açıdan pilota çok ciddi bir yük biniyor. Bu manevraları yaparken bu fiziki yüklere karşı pilotun karşı koyarken bir taraftan da görevi planlaması, komuta etmesi gerekiyor. Bunlar ayrı ayrı özellikleri teşkil ediyor. Bir başka enteresan durum malum işte Ukrayna hava üsleri sürekli Ruslar tarafından vuruluyor ama eldeki o eski Sovyet döneminden kalan uçaklar uçurulması operasyonu bu tür böyle yarı hazırlanmış zeminlerden, kötü pistlerden kalkacak şekilde. F-16 pek bu konuda biraz daha narin bir uçak. Bu üslerin toparlanması, düzgün bir şekilde kaldırılıp uçulması lazım. Bu açıdan da neler yapılacak açıkçası soru işaretini gerektiriyor, sormak gerekiyor. Bir başka konu uçağı tek başına vermeniz tabii ki yetmiyor. Bu pilotların iyi eğitilmiş olmaları, uçakların iyi bakımdan geçirilmiş olmaları, aynı zamanda bir radar desteği, bir komuta kontrol desteği vermeniz gerekiyor. Harekatın birlikte müşterek yapılması gerekiyor. Bu açıdan da tek başına işte Ferrari'yi verdiniz çok hızlı gidiyor ama sizin gidecek yolunuz yoksa veya kullanacak kişinin çok fazla bir eğitimi yoksa muhakkak bir sıkıntı oluşturulacak gibi açıkçası sıkıntılar ortada yer almakta. Tabii bir başka önemli konu da mühimmat konusu. Bu uçaklar verilirken işte gelişmiş örneğin M120 Amram'ın hangi versiyonu verilecek? M9X Sidewinder'ın hangi versiyonu Ukrayna'ya verilecek? Veya sadece konuyu hava hava füzeleri için düşünmemek lazım. Bu uçaklar HARM olarak adlandırılan antiradyasyon füzeleri taşıyorlar. Hoş şu an Ukrayna elindeki uçaklara da Batı'nın verdiği destekle bu HARM füzelerini yerleştirmiş durumda. HARM füzeleri ne yapıyor? Özellikle hava savunma sistemlerinin, radarların sinyallerini tespit ederek vuruşunu gerçekleştiriyor. Bununla ilgili de tabii nasıl bir adım atılacak, neler verilecek bunlar çok çok önemli. Sadece füze değil, çeşitli havayar mühimmatları özellikle işte lazer güdümlü, GPS güdümlü mühimmatların da ne kadar verileceği ve kullanılacağı bunlarla da ilgili gelişmeleri önümüzde günlerde göreceğiz. Burada tabii ki sorunun başına doğru gelirsek F-16'lar hemen dengeleri savaş içerisinde değiştirmeyecek. Bunun için gerçekten bir süre beklemek gerekiyor. Çünkü pilotların eğitiminin tamamlanması, yer ekiplerinin eğitimlerinin tamamlanması, uçakların Ukrayna'ya gitmesi minimum 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu dönem içerisinde Ukrayna'nın dayanması gerekiyor ve bu süreçten sonra da savaş alanına girdiği zaman hemen tabii ki dengeleri değiştirmeyecek. Bir uçağı vermek sadece yeterli değil. O uçağın bakımının yapılması, o uçağın bir komuta kontrolle birlikte uçulması, radar desteği verilmesi veya yerle birlikte koordineli bir şekilde harekatı gerçekleştirmesi büyük önem taşıyor. Bu açıdan nasıl bir adım atılacak bunların da gelişmeleri açıkçası ben de merakla bekliyorum. Ama sonuçta karşısında F-16'nın Rus Hava Kuvvetleri'nin diyelim en gelişmiş savaş uçakları Su-35'ler var, Su-30'lar var. Bilmiyorum Su-57 mesela sahneye çıkacak mı Ukrayna'da bilmiyoruz ama gerçekten önümüzdeki günler Ukrayna semaları oldukça hareketli geçecek gibi duruyor.